Hocam, benim aklıma takılan bir sualim var. Sohbetlerinizi sürekli seyrediyorum. Mustafa Kemal madem bu kadar din düşmanıydı, Osmanlı düşmanıydı da neden Osmanlı'ya ait her şeyi ortadan kaldırmadı? Sizin anlattığınız Atatürk Osmanlı'dan kalan her türlü yadigarı yok etmesi gerekmez miydi? Böyle bir din düşmanının ilk işi kutsal emanetleri yok etmek olmalı değil miydi? Bu konuda ne söylersiniz? Bir gün Beşiktaş'tan otobüse bindim. Beşiktaş'tan. Dolmabahçe Sarayı'nın önünden geçerken yol tıkandı. Otobüs durdu. Ben ayaktayım. Gene ayakta 40-50 yaşlarında bir adam. Dolmabahçe Sarayı'na doğru baktı. Eyvah eyvah ne günlere geldik dedi. Hayırdır dedim. O cadde tarafında bir tuğra var. İki asker bekliyor. Hatırlarsınız oradan geçmiş. O tuğra kapalı. Onu açıyorlar, yeniliyorlar. Bu tuğrayı ben kapatmıştım dedi. Şu gerici zihniyete bak. Bu 50'li yıllarda Demokrat Parti zamanı. Şu gerici zihniyete bak. Bunu açıyorlar, Osmanlı'yı hortlatıyorlar dedi. İyi halt etmişim, bununla iftihar mı ediyorsun dedim. Bir kavga, şoför frene bastı, inin ikiniz de aşağı yoksa karakola çekeceğim. Bizi indirdi. Şimdi size ben İstanbul'da silinmiş, kazınmış yüzlerce padişah tuğrası gösteririm. Yüzlerce yıkılmış cami sayarım İstanbul'da. Ben Anadolu'yu o kadar bilmem. Sizin kolay görebileceğiniz bir şey size söyleyeyim. Sirkeci'de büyük postanenin önünde durun bakın. İki tarafta iki kocaman kapı vardır. Kapıların üzerinde Abdülhamid'in tuğrasının değirmesi durur, kazılmıştır. İzini görürsünüz. Tarakla kazılmış mermer kabartma tuğra. Böyle ben İstanbul'da Halk Partisi ocağı levhası asılı camide gördüm. Sade Eminönü'nde Halk Partisi'nin Kemalizmin hüküm ferma olduğu günde yıkılan cami Eminönü Camileri isimli Diyanet'in bir kitabı var. Bakın 112 cami. Sade Eminönü kazası dahilinde. Daha ne yapacaktı? Ha Topkapı Sarayı'ndaki emanat-ı mukaddeseyi muhafaza etti. Hayır etmedi. Emanat-ı mukaddeseyi ve müzeyi yağmaladılar.